Cumhuriyet Halk Partisi adına haftalık emek ve çalışma yaşamı gündemi değerlendirmek için sizlerle birlikteyim. 1 Ağustos'ta başlayan 4 milyon kamu emekçisi ve 2,5 milyon kamu emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme süreci Hakem Kurulu'nun verdiği karar ile tamamlanmış oldu. Hakem Kurulu, sendikaların şerhine rağmen sunmuş olduğu 2024 yılı için %15+10, 2025 yılı için ise %6+5'lik zam teklifini aynen kabul etti. Bir başka deyişle Hakem Kurulu, iktidarın onay ve tasdik kurumu olduğunu dünkü kararıyla tescillemiş oldu. Bu karara şaşırdık mı? Elbette hayır. 11 üyeden oluşan hakem heyetinin 7 üyesinin bizzat Erdoğan tarafından atandığını düşündüğümüzde zaten perşembenin gelişi çarşambadan belliydi. Madem en başından beri hükümetin teklifi kabul görülecekti, o halde böyle bir masanın kurulmasına ne gerek vardı? Hakem kurulu heyeti sürekli olarak iktidarın teklifini onaylayacak ise, kamu emekçilerinin hiçbir talebi kabul edilmeyecekse, 2 yılda bir süre gelen bu ortağı oyununa ne gerek var? Hakem kurulunun verdiği zam 2024 yılı için toplam %26,5. Merkez Bankası'nın 2024 yıl sonu enflasyon tahmini %33. Aradaki fark tam 6,5 puan. Şimdi AKP Genel Başkanı Erdoğan'a seslenelim. Hep diyorsunuz ya, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz diye. Verdiğiniz zam oranıyla 6,5 milyon kamu emekçisini ve emeklisini enflasyona bal gibi ezdirdiniz. Çalışma Bakanı karar öncesi ne demişti? Bakalım. Takdir Yüksek Hakem Kurulu'nun. Kimse kusura bakmasın. Herkes biliyor ki takdir Hakem Kurulu'nun değil. Takdir bizzat Erdoğan'ın. Erdoğan'ın talimatıyla milyonlarca kamu emekçisi ve emeklisi enflasyona ezdirildi. Emekçilere görülen sefalet ücreti kararını bizzat Erdoğan verdi. Yüksek Hakem Kurulu'na ise bu talimatı sadece onaylamak düştü. Değerli basın mensupları, bugün 1 Eylül Dünya Barış Günü. Bu vesileyle savaşların ve katliamların son bulduğu, açlık ve sefaletin olmadığı, insan hakları ihlallerinin yaşanmadığı, dünyanın herhangi bir yerinde hiç kimsenin dili, dini, ırkı ve cinsiyeti nedeniyle ayrımcılığa ve eşitsizliğe maruz kalmadığı, adaletin tesis edildiği, yasakların ve baskıların tamamen ortadan kaldırıldığı, tüm insanların barış içinde özgürce yaşayabildiği bir dünya özlemiyle herkesin 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutluyorum. Değerli basın mensupları, hatırlanacağı üzere yakın siyasi tarihimizde mevcut siyasi iktidarın politikaları nedeniyle birçok ülkeyle dostane olmayan ilişkiler geliştirildi. Rusya'dan İsrail'e, Mısır'dan Suriye'ye, birçok ülkeyle belirli bir döneme kadar adeta birer düşman gibiydik. Öyle ki sıfır sorundan sıfır komşu aşamasına geçilmişti. Neyse ki yarattığı ağır tablonun farkına varan iktidar, değerli yalnızlık olarak nitelendirdiği bu politikadan geç de olsa vazgeçti. Düşman ilan edilen birçok ülkeyle ilişkiler yeniden tesis edilmeye başlandı. Bir dönem 15 Temmuz darbesinin finansörü olarak suçlanan Birleşik Arap Emirlikleri ile tekrar barışıldı. Sürekli işgalci olarak tanımlanan Mavi Marmara'dan sonra ilişkilerin askıya alındığı İsrail ile tekrar ilişki kuruldu. Darbeci diye lanse edilen, meydanlarda yuhalanan Sisi'nin Mısır'ı ile yeniden diplomatik ilişkiler geliştirmeye niyetlendi. Önceleri kardeşim dedikleri Suriye Devlet Başkanı Beşir Esad'ı meydanlarda eli kanlı katil diye tanımlayan iktidar, şimdilerde yine Suriye için açabileceği bir kapı arayışına girdi. Saray iktidarı daha önce kimi düşman, kimi hain, kimi darbecilikle itham ettiyse son dönemlerde ilişkileri tek tek toparlamaya, yeniden barışmaya çalıştı. Peki, İkbali için dış güçler safsatasıyla düşman ilan ettikleriyle her defasında U dönüşü yaparak masaya oturmaktan çekinmeyen sarayın hiçbir zaman barışmadığı kesim kim oldu biliyor musunuz? Kendi ülkesinin yurttaşları, emekçileri, işçileri, işsizleri, yoksulları. Barışmaya da niyeti zaten hiçbir zaman olmadı.
Değerli basın mensupları, 22 yıla yaklaşan AKP iktidarı boyunca bugüne kadar 25 binden fazla emekçimizi iş cinayetlerinde kaybettik. Ama bu iktidar Soma'da, Amasra'da, Ermenek'te, Torunlar'da, Hendek'te, inşaatlarda, tersanelerde katledilen emekçilerimizin aileleriyle bugüne kadar barışmadı. Acılarda ortaklaşmayı, barışmayı bırakın, bu cinayetlerin sorumluluğunu dahi üstlenmedi. Katledilen işçilerimizin, emekçilerimizin hiçbir zaman yanında olmadı. İktidar, işçilerin anayasal hakları olan grev hakkını dahi içe sayarak bugüne kadar 20 grevi yasakladı. Yaklaşık 200 bin işçinin grev hakkını elinden aldı. Ülkede her iki işçimizden birini asgari ücretle açlık sınırı altında çalışmaya mahkum etti. Ne açlık sınırının altında yaşamaya mecbur bıraktığı ne de grev hakkını elinden aldığı işçilerimizle bugüne kadar samimi bir barışı tesis etmedi. Asgari ücretin dahi altında aylık 7500 TL ile yaşamak zorunda bırakılan 9 milyona yakın emeklimiz ile halen barışmış değiller. Bir günlük fark ile 17 yıl daha fazla çalışmak zorunda kalan kademeli emeklilik mağdurları ile barışmış değiller. Seçimden önce kadro sözü verdikleri ama seçim bitince haklarında en ufak bir açıklama dahi yapmadıkları, unuttukları 150 bine yakın taşeron işçisiyle barışmış değiller. 9 milyon 223 bin gerçek işsizimizle devletin resmi verilerine dahi 18 milyon 30 bin kişi olan yoksul vatandaşımız ile halen barışmış değiller. Barışmaya da niyetli değiller. Değerli basın mensupları, bakın daha 2 gün önce Özel Öğretmenler Sendikası üyesi öğretmenlerimiz taban ücret hakkı ve insanca çalışma koşulları için taleplerini dile getirmek istediler. Sonuç, iktidarın sözde Türkiye yüzyılında öğretmenlerimiz ters kelepçe takılarak yaka paça gözaltına alındı. Aynı öğretmenlerimize yine geçtiğimiz yıl bu tarihlerde Ankara'da aynı muamele layık görülmüştü. Türkiye işvereni ve işçisiyle çalışma yaşamında insan onuruna yaraşır bir barış ortamını tesis etmediği sürece ülkemizde gerçek barıştan ve adaletten bahsedilemeyecektir. Bu barışı tesis edecek hem işverenlerimizle hem de işçilerimizle bu diyaloğu gerçekleştirmesi gerekenler 21 yıldır bu ülkeyi yönetenlerdir. 21 yıldır bu ülkenin muktedirleri, iktidar sahipleridir. Ama gelin görün ki mevcut iktidar bu barışı sağlamak bir yana emekçilerin, işçilerin, emeklilerin ensesinde boza pişirmeye devam ediyor. Saray iktidarı kendi dönemlerinde sürekli olarak hiç kimseyi ötekileştirmediklerinden bahsediyorlar ya, oysa ki milyonları açlığa ve yoksulluğa sürükleyerek insanların artık en ufak bir isteği için dahi hayal kurmasını engel olarak en büyük ayrımcılığı zaten kendileri yapıyorlar. Değerli basın mensupları, geçtiğimiz hafta düzenlediğim basın toplantısında yaşanan iş cinayetlerine dikkat çekmiştim. Gönül isterdi ki bu hafta bu konuya hiç değinmeyelim. Fakat AKP iktidarında süre gelen günlük ortalama 5 işçinin hayatını kaybettiği bir süreci istikrarlı bir şekilde yaşıyoruz. Sadece Ağustos ayında 150'den fazla emekçimizi yine iş cinayetlerinde kaybettik. En ufak tedbirlerin alınmasından dahi imtina edenler günde ortalama 5 işçimizin hayatını kaybetmesine sebep olmaktadır. İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olan bakanlık ise bu yaşanan cinayetleri görmezden gelmeye devam etmektedir. 17 yaşındaki bir kardeşimiz, ismi Yiğit Zamanis, Güngören Belediyesi'nin Toz Koparan'da gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm projesi kapsamında devam eden inşaatta çalışan çocuk işçimiz. İşteki ilk günüydü. Sigortası yoktu. İnşaatta vinçten kafasına malzeme düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Benzer birçok ihmaller zinciri nedeniyle 17 yaşındaki bir kardeşimizin iş cinayetine kurban gittiğini biliyoruz. Ama işin en üzücü yanı ne yazık ki bu ve bunun gibi ihmaller zinciri
yine devam edecek. Yine iş yerlerini denetlemekle yükümlü olan bakanlık görevini tam olarak yerine getirmeyecek. Ne yazık ki Yiğit Zamanis gibi arkadaşlarımız kar hırsı yüzünden hayatlarını kaybetmeye devam edecek. Değerli basın mensupları, DİSK Enerji Sen üyesi Fırat Aksa, elektrik hizmetleri işçileri, ücretlerin artırılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 9 Ağustos'tan bu yana iş yavaşlatma eylemi yapıyorlar. Kahramanmaraş'ta yetersiz ücret zamlarına karşı iş bıraktıkları için işten atılan 24 işçimizin hak mücadelesi sürüyor. Türk İş'e bağlı Türk Metal Sendikası'nın üye olduktan sonra çeşitli gerekçelerle işten çıkarılan Pekintaş işçileri Ekim 2022'den bu yana Düzce'de fabrika önünde kıdem, ihbar ve sendikal tazminatları için eylemlerini sürdürüyor. Çaykur'da çalışan binlerce mevsimlik işçi kadro talebiyle aylardır seslerini duyurmaya çalışıyor. Sendika ve tüplü sözleşme hakkı için greve çıkan Sputnik basın emekçilerinin grevi bugün 16. gününde. Bu saydığımız hak arama mücadeleleri sadece birkaç örnek. Biliyoruz ki şu an ülkenin dört bir yanında işçiler, emekçiler hak arama mücadeleleri için haysiyetli bir yaşam talebi için alanlardalar. Ya insanca yaşanacak bir ücret talebi için ya da daha güvenceli çalışmak adına sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten atılan işçilerimiz seslerini duyurmak için mücadele ediyorlar. Çağrımız şudur. Hak aramak suç değildir. Hak aramak anayasal bir haktır. İşçilerimizin, emekçilerimizin hak arama mücadelesinde onların sonuna kadar yanlarında olmaya devam edeceğiz. Değerli basın mensupları, bu hafta bilindiği üzere Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantının ardından yapılan açıklamalar her zaman olduğu gibi fiyat istikrarının sağlanması konusu oldu. İktidar kanadından yaklaşık 3 yıldır sürekli aynı cümleyi duyuyoruz. Fiyat istikrarının sağlanması, hayat pahalılığı ile mücadele. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de yıllık gıda enflasyonundaki artış oranı bile TÜİK verilerine göre, bu örtülü verilere göre %60.7. Türkiye, Venezuela, Arjantin, Zimbabwe, Surinam, Lübnan ve Mısır'dan sonra dünyanın en yüksek gıda enflasyonuna sahip 7. ülke. Bakın, aynı klasmanda yer aldığımız ülkeler bunlar. Ülkemiz konut fiyatı artışında dünyada 56 ülke arasında ilk sırada. Açlık sınırı Ağustos ayında 12.198 TL'ye, yoksulluk sınırı ise 39.733 TL'ye yükseldi. Değerli arkadaşlar, bir evde 3 çalışanın olduğunu ve 3'ünün de asgari ücretle çalıştığını varsayalım. Bu eve giren toplam para yoksulluk sınırının tam 5.533 TL altında. İktidar tarafından sürekli bir fiyat istikrarı vurgusu yapılıyor ama emekçiler zor bela karnını doyurmak istese kirasını ödeyemiyor, kirasını ödemek istese karnını doyuramıyor. Türkiye son 45 aydır çift taneli enflasyon artışına sahne oluyor. Bu 45 ayın 20'sinde %30 ve üzeri enflasyonla yaşıyoruz. Tabii bunlar TÜİK'in ısmarlama verileri. Halkın hissettiği enflasyon zaten reelde %100'ü aşmış durumda. Ama iktidar istikrar da istikrar diyor. 2026 yılında rahatlayacağız diyor. 2026 yılına kadar ne olacak? Bu insanlar acından mı ölecek? Bu sorunun cevabı yok. Değerli basın mensupları, dün ikinci çeyrek büyüme verileri açıklandı. Türkiye ikinci çeyrekte %3,8 büyüdü. Ama bu büyümeden emekçiler, emekliler yine payını alamadı. Bakın, birinci çeyrek verilerine göre, yani Ocak, Şubat, Mart aylarını kapsayan büyüme verilerine göre emeğin milli gelirden aldığı pay tam 3,5 puan azaldı. Ama bir önceki çeyreğe göre sermayenin payı da 3,8 puan arttı. Yani iktidar emekçiden aldığını yandaş sermayeye dağıtmış oldu. Bakın, büyüme verilerinde en dikkat çekici şey ise hane halklarının tüketim verileri.
İkinci çeyrek büyüme verilerine en çok katkıda bulunan 10,7 puan ile hane halkının tüketim harcamaları oldu. Yani büyümemizin temeli tüketim üzerine kurulu. Üretim ekonomisine değil, tamamen tüketim ekonomisine ne yazık ki geçmiş durumdayız. Bakın, eskiden ücretli emekçiler, emekliler yatırım olarak altını ya da dövizi tercih ederdi. Şimdi yatırım aracı olarak ne tercih ediliyor? Ayçiçek yağı, 1 kilo peynir, 1 kilo kıyma, 1 paket makarna. Çünkü emeğiyle geçinen yurttaşlar bugün aldıkları temel besin maddesini yarın aynı fiyatla alamayacaklarını biliyorlar. Türkiye'de ne yazık ki artık kim kime dumduma ekonomi modeline geçilmiş oldu. Ekonomi yönetiminde biri başka bir şey diyor, ertesi gün bir diğeri başka bir şey yapıyor. Anlamak mümkün değil. Fiyat istikrarı deniyor, fiyatlar artmaya devam ediyor. Enflasyon önce tek hane yenecek deniyor, yeni yönetim tek hane hayal diyor. 2023 yılı şahlanış dönemi diye lanse ediliyor. Maliye Bakanı 2026'da ancak toparlanırız diyor. Ülke ekonomisi deyim yerindeyse yapboz tahtası gibi yönetilmeye devam ediliyor. Bunun sonucunda da her zamanki gibi işçiye, emekçiye, emekliye, emeğiyle geçinen yurttaşlara kemer sıkmaktan başka bir şey düşmüyor. Değerli basın mensupları, basın toplantımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda da çalışma yaşamı ve emek mücadelesiyle ilgili gündemleri sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Konuyla ilgili sorusu olan varsa alabiliriz. Teşekkürler.